Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Barış. Bugün sizlerle birlikte yaşadığı dönemde dünyanın güneş etrafında döndüğünü kanıtlamaya çalışan ve modern bilimin kurucularından kabul edilen Galileo Galilei'yi ve onun ilginç yaşam öyküsünü inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Galileo Galilei, 15 Şubat 1565 tarihinde İtalya'nın Pisa şehrinde dünyaya geldi. Babası dönemin tanınmış müzisyenlerinden Vincenzo Galilei'dir. Galileo'nun kendisi dışında 5 kardeşi vardı. Babasının genel olarak müzik teorileri üzerine çalışması Galileo'yu da etkiledi. Bu sebeple deneylerin önemini öğrendi. İlk öğrenimini Floransa'da tamamladı. Babası onun tıp alanında eğitim görmesini istiyordu. Ancak Galileo'nun matematiğe karşı daha fazla ilgisi vardı. Yine de babasını üzmek istemediği için babası odasına geldiğinde Hipokrat'ın tıp kitaplarını okuyordu. Babasının bu isteği altında yatan sebep bir tıp profesörünün o dönemde bir matematik öğretmeninden 10 kat daha fazla maaş almasıydı. Üniversite çağına gelen Galileo, Pisa Üniversitesi'nde tıp eğitimi almaya başladı. Bilime ve matematiğe olan ilgisini asla kaybetmeyen Galileo, Pisa Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bırakıp Padua Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Galileo bu dönemde Venedik'te yaşıyordu ve bilime olan sonsuz ilgisi Hollandalı bir tüccarın ona casus camı adı verilen küçük bir teleskop satmasıyla başladı. Bu alet Galileo'yu oldukça heyecanlandırdı. Bu aletin nasıl yapıldığını inceleyerek öğrenen Galileo, sonrasında casus camının daha büyüğünü ve güçlüsünü yaptı. İlk başta bu aleti geliştirmesinin sebebi sadece şöhret ve para kazanma arzusuydu. 17. yüzyılın başlarından itibaren teleskopla gökyüzünü incelemeye başladı. Kendine göre gözlemlediklerini yazıp çizmeye başladı. Kimsenin görmediği şeyleri ilk önce kendisi görüyordu. Bu sebeple teleskopu astronomik amaçla kullanan ilk bilim insanı olarak tarihe geçti. Bu gözlemleri sırasında elde ettikleri bilgilerle 1610 yılında Yıldız Habercileri adlı bir kitap yayımladı. Kitap kısa süre içinde satış rekorları kırdı ve Galileo'nun istediği ünü kazanmasına yardımcı oldu. Aynı zamanda bu kitaptaki bilgileri savunan ve karşı çıkan gruplar oluşmaya başladı. Teleskopla yaptığı incelemeleri başkalarına da gösterip kanıtlamak istiyordu ancak bu konuda başarılı olamadı. Galileo bir gün teleskopunu o gece gökyüzünde en çok parlayan şeye yani Jüpiter'e çevirdi. Gezegenin yanında 4 tane yıldız olduğunu fark etti. Ancak bunların aslında yıldız olmadığını ve uydu olduğunu gözlemledi. Gördüğü şeyler onu dehşete düşürdü. Çünkü İncil'de yer alan evren bir sıvının içinde yüzüyor ve Aristoteles'in her şey dünyanın etrafında dönüyor tezlerini çürütme şansı ortaya çıkmıştı. Birkaç yıl sonra ise Galileo filozof unvanını kazandı. Söylemleri ve görüşleriyle tüm dünyanın tanıdığı bir bilim insanı olmuştu. Hatta döneminin en önemli bilim insanı olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Jüpiter'i inceledikten sonra Venüs'ü de incelemeye başladı. Venüs'ün bazı bölgelerinin aydınlık, bazı bölgelerinin ise karanlık olduğunu gözlemledi. İlk başta dünya evrenin merkezi ise Venüs'ün konum değiştirebilme ihtimalini yok saydı. Venüs'ün dünyanın etrafında değil, Güneş'in etrafında döndüğünü düşündü ve böylelikle Kopernik teorisi ortaya çıktı. Böylelikle ilk somut delilini oluşturmuş oldu. Kilise ise bu çalışmaların hepsini reddetmişti. İncil'deki görüşe ters olan bu teorinin reddedilmesi, kitap satışlarının yasaklanacağı anlamına geliyordu. Ayrıca bu durum sonucunda bir daha astronomiyle de ilgilenemeyeceği anlamını taşıyordu. Kilise tarafından bir yasaklama kararı uygulandı. Ayrıca eğer bu yasaklara uymazsa mahkeme tarafından yargılanacağı söylendi. Bundan sonraki 7 yıl boyunca Galileo hiçbir şey ortaya atmadı, sadece kendi içinde araştırmalar yaptı. Kilise yasaklarıyla geçen 7 yıl sonunda papa değişti ve yakın arkadaşı 8. Urban papalık görevini üstlendi. Bir gün arkadaşına bu çalışmalarından bahsetti ve Kopernik'in çalışmalarını temel alarak 6 yılda yazdığı kitabı yayımladı. Ancak 8. Urban bu kitaptaki kilise görüşünün ifade tarzını beğenmedi ve Galileo'yu mahkemeye çıkardı.
Galileo davadan kurtulmak için her yılı denedi ancak başarılı olamadı. 16 Nisan 1633'te mahkemeye çıktı ancak eskisi gibi sağlıklı ve güçlü değildi. Mahkeme daha önce uyarıda bulunulduğunu ancak buna rağmen Galileo'nun çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Bu dönemin savcısı eğer bu düşüncelerinden vazgeçmezse kendisine işkence edilip idam edileceğini söyledi. Galileo bu durumdan dolayı kitabı için özür dilemek zorunda bırakıldı. Ardından Galileo'ya bir özür metni yazdırıldı ve bu özür metninde dünyanın güneş etrafında dönmediği yazıyordu. Bütün yaptığı çalışmalar reddedilmeye zorlandı. Galileo hakkındaki en son hükümse müebbet cezasına çarptırılması oldu. Tüm kitapları yasaklandı ve yakıldı. 10 ay boyunca Vatikan'da tutuldu. Ancak sonrasında İtalya'da bir şehir olan Tuscany'ye gitmesine izin verildi. Ömrünün geri kalanını burada ev hapsinde geçirdi. Bu ev hapsi sırasında yazdıkları gizlice evden çıkıp tüm dünyayı dolaştı ve ev hapsinin 9. yılında hastalığından dolayı yaşamını yitirdi. Ancak yaptığı keşiflerle modern bilimin temelini oluşturdu. Ölümünün ardından 13 yıl sonra kendisine haksızlık yapıldığı ve haksız yere ceza aldığı kilise tarafından kabul edildi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda modern bilimin kurucularından olan Galileo Galilei'yi ve onun ilginç yaşam öyküsünü inceledik. Peki sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz neler? Lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.